Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Destekleriniz bizim için önemlidir. Sevgilerimizle. Bana ömrünü bırakıp gitti. Onun duası kabul oldu ve benim ömrüm senin olsun diyerek veda etti. Oraya katıldım ve uluslararası bir yarışmada birinciliği getirdim Türkiye'ye. Avrasya Kraliçesi oldum. Benim suçum namuslu olmak. Kirli ellerin bedenime dokunmasına izin vermemek. 70 yaşında bir insan geliyor ve sana sahip olmak istiyor. Bakirelere karşı ayrı bir zaafı var. Bu sektördeki tüm mankenler onun yatağından geçmiş. Onun yatağından geçmeyen hiç kimse bu sektörde tutunamazmış. Ve bir anda evime girip bana tecavüz edebileceğini söyledi. Ben mafya olduğunu bilmiyordum o kişinin. Ben sana yapabilir misin demiyorum. Bunu yapacaksın dedi. Ailemle tehdit etmeye başladı beni. İkisi arasında savaşırken henüz 22 yaşında kalp krizi geçirdim. Üzerimdeki gömleği düğmelerini açmaya çalışıyordu. Bana saldırmaya çalışıyordu. Ağzım burnum kan içinde. Yerde yatıyorum. Ve susmam için tekmeler yiyorum. Ve ben daha yeni kalp ameliyatı olmuştum. Gözümü açtığımda cezaevindeydim. İki kez bıçaklandım. Sopalarla dayak yedim. Bayılana kadar dövüldüm. Gardiyan kafa sallardı. Acıyan gözlerle yok yine derdi. Ben derdim haftaya gelirler. Gelecekler yani bir şekilde çünkü beni özlüyorlardır. Cenaze arabası gelene kadar başında sadece donarak akşam bana söylediği sözcükler sadece tekrarlanıyordu kulağımda. Unutamadığınız bir şey oldu mu cezaevinde? Babası tarafından tecavüze uğruyor. Yetmiyor. Babası amcasına pazarlıyor. Bu da yetmiyor. Babasından hamile kalıyor. Kız kendi babasının çocuğunu doğuruyor. Ve babasını... Yeni bir Anlatırsam Film Olur programından herkese selamlar sevgili dostlar. Ben yönetmen Yunus Çevik. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız mutlu oluruz. Eğer videolarımızı seviyorsanız aşağıdaki like tuşuna basıp videoya yorum yapmanız verdiğimiz emeklerin karşılığı olacaktır. Bu haftaki konuğumuz Sibel Demiralp. Sibel Hanım'ı çok sevdiğimiz bir kardeşimiz Yeraltı YouTube kanalı Muhammed Bahçeci'nin vesilesiyle tanıdık. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Programımız hakkında detaylı bilgiye sahipsiniz. Ama kısa bir özet geçelim. Her hafta burada hayat film olabilecek kişileri konuk ediyoruz ve sürecin sonunda bir kişinin hayatını film yapmak istiyoruz. Konuk yarışmacılarımızdan istediğimiz tek bir şey var, o da bizlere gerçek bir hayat hikayesi anlatmanız. Aksi durumda yarışmamızdan diskalifiye olursunuz. Sibel Hanım, bizlere gerçek bir hayat hikayesi anlatacağınızı onaylıyor musunuz? Evet. Hayatınızın neden film yapılmasını istiyorsunuz? Çünkü herkese örnek olabilecek bir hayat hikayem var. O zaman diyoruz ki anlatırsam film olur, anlat ki film olsun. Sibel Demiralp ben, 26 yaşındayım. Aslen Adanalıyım. 7 kardeşli bir ailenin en küçük çocuğu olarak dünyaya geldim. Çoğu insanın olduğu gibi benim de zor bir çocukluğum oldu. Çok güzel bir aile ortamımız vardı. Ta ki babamı kaybedene kadar. Babamızı kaybettiğimizden sonra sanki tüm felaketler arka arkaya sıralandı. O günden sonra bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmadı sanki ve olmuyor da. Aslında anlatırsam film olur ya, o zaman başladı benim filmim. O zaman başladı benim hayat hikayem. Ben kalp hastasıyım. O dönemler yeni öğrenmiştik kalp hastası olduğumu. Henüz 17 yaşındaydım. Durumumun çok kritik olduğunu söylüyordu doktorlar ve çok uzun süre yaşayamayacağımı söylüyorlardı. Bunun bilincindeydim. Gün sayıyorduk hatta bekliyorduk her an ölecekmişim gibi. O dönemler babam çok düşkündü bana zaten ve inanılmaz stres yapıyordu. Evde zaten bir cenaze havası vardı, her an kaybedecekler beni diye. Bir gün evde kimse yoktu, babamla oturuyoruz. Hiç konuşmazdık aslında böyle duygusal konulara girmezdik, o da konuşamazdı. Hep duygularını saklardı bizden, gizli severdi bizi. Bir gün geldi, bana uzun uzun baktı böyle. Çok üzülüyorum dedi bir anda. Neden baba dedim. Çok üzülüyorum dedi. Çok korkuyorum. Bir gün eve geldiğimde farklı bir şeyle karşılaşacağım diye çok korkuyorum dedi. Ben o an böyle ilk defa duyuyordum babamdan böyle şeyler. Konuyu kapatmasın ve ilk defa gözlerinin dolduğunu görmüştüm çünkü onu öyle görmek istemiyordum.
konuyu kapatması için şakalar yaptım. Ya baba sus dedim. Böyle şeyler söyleme bana dedi. İyiyim ben dedim. Geçti bitti. O kadar anlamlı bakıyordu ki bana. Ben dedi seni kaybedersem yaşayamam dedi. Sen gidersen ben eksik kalırım dedi. Nasıl dedi doktorlar böyle söyleyebiliyor? Nasıl seni kaybedeceğimi söyleyebiliyorlar dedi. Ben dedi yaşayacağımı yaşadım kızım. Allah benim ömrümden alsın sana versin dedi. Ya baba susar mısın dedim. Nasıl ben seni kaybedersem nasıl yaşayacağım dedim. Nasıl bu konulara girmek istemiyorum. Ne olur sus dedim. Öyle kızım öyle dedi. Tekrar basıra basıra Allah benim ömrümden alsın sana versin dedi. Sen daha çok gençsin. Yaşayacağın çok şey var dedi. Hayallerim var dedi. Ben yaşayacağımı yaşadım. Allah benim ömrümden alsın sana versin dedi. Bu konuşma uzamasın diye ben o an oradan kalkıp başka odaya gittim. Çünkü ilk defa onu böyle görüyordum. İlk defa böyle bir duygusal konuşma yapıyordum. Meğersem orada bana veda ediyormuş aslında. Sonra tekrar odaya gittiğimde gel seninle konuşalım biraz dedi. Kimse yokken baba kız konuşalım şöyle bir dedi. Oturdum karşısına. Bak kızım dedi. Bu hayatta dedi ne yaşarsan yaşa başın her zaman dik olsun dedi. Hiç kimsenin seni üzmesine izin verme dedi. Bak görüyorsun dedi. Hastalık var dedi. Bugün varız yarın yokuz dedi. Ama dedi bu sözlerimi unutma sakın dedi. Sakın dedi hayatta ne yaşarsan yaşa her zaman dedi tökezlesen de ayağa kalk ve dimdik yoluna devam et dedi. Söz ver bana dedi. Ben hala onun böyle bir içimde ama bana bir şey bıraktı orada. Böyle anlatamayacağım derecede bir acı vardı içimde. Yani böyle sanki bir daha göremeyecekmişim gibi. O anda babamla şey yapmak istedim böyle fotoğraf çekmek istedim. Hiç yapmayacağım şeyi gel hadi fotoğraf çekelim dedim. Babamla fotoğraf çekildik. Sonra ben gittim odama. Geceye kadar uyuyamadım ama babamın sözleri. Bir veda konuşması var belli. Sarıldınız mı? Yok. Öyle şeyler yapamazdı zaten. Son fotoğraf mıydı? Son fotoğraftı. Ben odaya gittim. İçimde o yangın beni uyutmuyor zaten. Bir şey var. Yani bir şey, canım acıtan bir şey var. Annem sabah 6'da uyandığında babamın yanına gidiyor namazı uyandırmak için. Babam normalde çok üşürdü. Hiçbirini açmazdı. O gün ayaklarını açık bırakıp uyumuştu. Babam annem ayaklarını dokunduğunda buz gibi olduğunu fark edip o anda zaten yüzüne baktığında onu kaybettiğini görmüştü ve bir yanda babamı kaybettiğinin şoku öteki yanda bana nasıl söyleyeceğinin düşüncesiyle babamın başında dakikalarca oturup ben şimdi bunu Sibel'e nasıl söyleyeceğim? Söylediğim an çünkü onu da kaybedeceğim diye bana söyleyemiyor. Yarım saat boyunca sadece başında oturuyor öyle. Yanıma geldi. Bana sadece kızım uyan dedi. O anda direkt ben ayağa kalktım ve babama bir şey mi oldu dedim. Çünkü akşam öyle bir veda konuşması yaptı ki gözümü açar açmaz ona bir şey mi oldu dedim. Dur bir şey yok dedi. Kalk toparlan dedi. Baban sadece rahatsız hastaneye götüreceğiz dedi. Ben yataktan fırladım babamın yanına gittiğimde. İçeriye girdim. Baktım bembeyaz bir şekilde yatıyordu. Yüzü bembeyazdı. Sadece kafamı salladım. Hayır dedim. Hayır şimdi değil dedim. Akşam vedalaştıktan sonra sarılmadan değil. Bana ömrünü bırakıp gitti. Onun duası kabul oldu ve defalarca içinden gelerek benim ömrüm senin olsun diyerek veda etti. O an donup kalmıştım yani. Hiçbir şey yapamadan dakikalarca cenaze arabası gelene kadar başında sadece donarak akşam bana söylediği sözcükler sadece tekrarlanıyordu kulağımda. Yanına yaklaştım sadece elini tuttum. Veda ederken dedim ki sadece elini sıkarak söz veriyorum bana söylediğin
her şeyi yapacağım ve sana layık bir evlat olacağım. Senin yetiştirdiğin gibi devam edeceğim dedim. Sadece o kadar elini tutarak ne kadar kaldım bilmiyorum. Sonra sağlık görevlileri geldi. Yani sedyeye koydular, orayı da o zaman ne kadar zaman geçti bilmiyorum, hatırlamıyorum. Sadece elimi birisi tutup bizi koparmaya çalışıyordu. Ben hiç ağlayamıyordum ama orada. Hiç ağlayamadım. Sanki ona verdiğim sözü orada tutmaya başlamış gibi. Başım dimdik, ne yaşarsam yaşayayım her zaman dimdik olacak diye. Hiçbir gözyaşı dökmeden dimdik onu götürdük. Onu gömdük. Orada veda ettik ve döndük. O an artık çok çok başka bir acı. Yani canından bir parçayı gözünün önünde toprağa koyuyorlar. Daha bir gün öncesinde akşam yani oturup muhabbet ettiğin, güldüğün insan bugün yok. Bugün toprağın altında. Artık onunla konuştuğun muhabbetler yok. Onun eve gelme saatini beklediğin an yok. Kapı çaldığında o mu geldi diye bekleyeceğim bir yer yok. Annene babam ne yemek sever, bugün onu yapalım diyeceğin bir şey yok. Yani o yok artık, onun olan hiçbir şey yok. Onun olan her şeyi mezara gömüp dönüp gidiyorsun ya. Canından bir parçayı mezara koyup onu orada bırakıp dönüyorsun. Ölmeden önceki geceydi ve babam bana o gün veda etti. Ben bilmeden o aslında benimle vedalaşıyordu. O aslında bana son kez nasihatta bulunuyordu ve ben babam bana nasihatta bulunduğunda ve tatlı şekilde kızardım. Ben biliyorum, bana anlatma diye. O gün can kulağıyla dinlemek istedim. Ne söylerse aklıma böyle muh gibi kazısın istedim. Yani babam ne diyorsa o gün can kulağıyla dinlemek istedim babamı ve dinledim. Şimdiye kadar hep ne yaşarsam yaşayayım. Hep başım dimdik oldu. Bundan sonra da hep başım dimdik olacak. Mezarlığa her gittiğimde hep alnım dik gidiyorum ve ona layık bir evlat oldum, evet. Onun istediği gibi yaşadım. Başıma evet çok büyük şeyler geldi. Ki iyi ki görmedi. Çünkü o buna hiç katlanamazdı, hiç dayanamazdı böyle bir şeye. Ben yaşadığım her şeye rağmen her zaman başım dik oldu. Bundan sonra da babama söz verdiğim gibi, biliyorum beni şu anda da izliyor, görüyor, duyuyor. Kaç yıl oldu babanızı kaybedeli? 7 yıl oldu. 7 yıl. Evet, bir hafta sonra ölüm yıl dönümü babamın. 24 Aralık'ta tekrar gideceğim mezarlığına. Tekrar ona yine göstereceğim başımın ne kadar dik olduğunu. Hiçbir zaman hiç kimseye boyun eğmediğimi. Her zaman onun öğrettiği gibi dürüst, namuslu, kimseye eyvallah etmeyen, kendi ayakları üzerinde duran, tıpkı onun gibi bir evlat oldum. Rabbim rahmet eylesin tüm kayıplarımıza. Amin. Peki Sibel Hanım, babanızı kaybettikten sonra hayatta sizin için ne gibi değişiklikler oldu? Büyüdüm. Babamdan sonra koca bir kız çocuğuydum artık. Evin babasıydım artık babamdan sonra. Evimizin tüm sorumluluğunu ben aldım, ben üstlendim. Bundan sonra çok yoksullukla büyüdük. Maalesef elimizde olmayan şartlardan dolayı hem gerek ev olarak hem maddi geçim olarak çok kötü bir evde büyüdük, yetiştirdik zaten. Kışın damı akan, üstü çevrili bir evimiz vardı öyle. Ve sorumluluğu aldıktan sonra annemi hem o evden kurtaracağıma hem babamın istediği gibi daha iyi bir hayat yaşatacağıma söz vermiştim. Çünkü babamın en büyük hayali annemi o evden, bizi o evden kurtarmaktı. Fakat buna ömrü yetmediği için ben ömrümün geri kalanında anneme, aileme
yaşayamadığımız yaşamı elimden geldiğince yaşatmak için savaş vermek istedim. Bunun için bir yola çıkmak istedim. Bu süreçte hem okuyup hem çalıştım. Ailemin en küçüğüydüm. Ablamlar evli olduğu için ben kalmıştım. Ben ve abim kalmıştık evde. Annemin yüzünü bir nebze olsun gülümsetmek için, acılarını dindirmek için, kendi acımızı unutup annemin acısını azaltmak için bir yola girdik. Evet, bu yolda çok tökezledim, çok düştüm, çok düşürüldüm. Bunların yanı sıra güzel şeyler de oluyor hayatımızda. Yeni bir döneme geçiş yaptım. İstanbul'a geldim. Hayallerim vardı bir yandan da çünkü. Hayaliniz neydi? En büyük hayalim çok başarılı bir oyuncu ve çok başarılı bir model olmaktı. Bunun yanı sıra güzellik yarışmasına katılmak istiyordum. Ve tabii ki bu benim için çok büyük bir hayaldi ama orada birinci olmak istiyordum. Çünkü alacağım para ödülüyle aileme daha rahat bir şekilde destek olabilecektim. Peki bu hayal nasıl başladı? Bu hayalim aslında 10 yaşındayken başladı. Belki o zamanlar olmayacak gibi görünüyordu ama benim hayatımın bir köşesinde hep hayalim olarak kalacaktı. Ve yaşım ilerledikçe neden olmasın diye İstanbul'a geldim. İstanbul'a geldiğimde o kadar kolay olmadı tabii ki hayat benim için. Hem çalışıp hem ajanslara başvuruyordum. Bir yerde bulaşık yıkıyordum, kafede çalışıyordum. Aynı zamanda ajanslara gidip başvuru yapıyordum. Bir gün bir yapımcıda çay dağıtırken orada keşfedildim. O dönemde çalıştığım menajerime götürüldüm. O günden sonra hayatım bir anda aylar içinde bambaşka bir yerden bambaşka bir yere geçti. Yani bir ay öncesine kadar bulaşık yıkarken bir ay sonra hayal ettiğim o ışıkların kırmızı halının üzerindeydim. Ve birkaç ayda hayallerime ulaşıp sonra bir yarışma teklifi geldi, güzellik yarışması teklifi. Oraya katıldım ve uluslararası bir yarışmada ilk defa benimle birlikte Türkiye birinci oldu orada. Birinciliği getirdim Türkiye'ye. Avrasya Kraliçesi oldum. Ondan sonra başarılarım devamı geldi. Türkiye'de yapılan bir yarışmadan teklif geldi. Oraya katıldım. Orada da yine Türkiye'nin en iyi mankeni seçildim. Orada da birinciliğimi aldım. Ve hayatım çok hızlı bir şekilde çok güzel yerlere ulaştı. Bu süreçte yarışmadan kazandığım parayla, sonraki yaptığım işlerle annemin hayalini gerçekleştirdim. Ve anneme sonunda babamın ve benim hayal ettiğim evi alabildim. Aldım, şükürler olsun. Çok şükür. Peki o yapımcı çay dağıtırken beni keşfetti dediniz. O yapımcı mı önerdi sizi yarışmaya katılmanızı? Yapımcının yanına gelen bir eski bir mankendi kendisi. Kolumdan tutup o günü hiç unutmuyorum çünkü o gün benim hayatımın dönüm noktasıydı. O gün önlük vardı hatta, mutfağa çekti beni. Kolumu tuttu, ne yapıyorsun sen burada dedi. Bulaşık yıkıyorum dedim. Sen buraya ait değilsin dedi. Sen dedi podyumlarda olmasın dedi. O gün yani sanki böyle bir sihirli değnek dokunmuş da hayatım o günden sonra çok farklı bir yere gideceğini o anda hissettim. Ve gerçekten o günden sonra hayatım bambaşka olmuştu. En azından o kötü olayı yaşayana dek hayatım gerçekten hayallerimin tam ortasındaydım o zamanlar. O süreçte tam kariyerinizin zirvesinde Avrasya Kraliçesi seçilip Türkiye birincisi seçildiniz. O süreçten sonra talihsiz bir olay geldi başınıza. Modellik yolunda ilerlerken bir anda hayatınız tepetaklak oldu. Cezaevine girdiniz. Nasıl oldu? Yani kariyerinin en yükseğindeyken nasıl cezaevine girdiniz? Neler geldi başınıza? Ben bu konuda gerçekten çok doluyum. Avaz avaz bağırmak istiyorum bu konuyu. Benim suçum namuslu olmak. Benim suçum bir bedel ödememek. Benim suçum kirli ellerin bedenime dokunmasına izin vermemek. Eğer bu suç sayılıyorsa, ben namuslu kalmak istediğim için, temiz kalmak istediğim için bir suç sayılıyorsa, evet ben çok büyük bir suçluyum. Kirli ellerin bedenime dokunmasını istemediğim için benim hayatımdan 3 yıl çaldılar. Benim gençliğimden, benim hayallerimden, benim geleceğimden 3 yılımı çaldılar. Aslında işin özeti şu, ben mağdurken suçlu konumuna geldim. Yıllarca bana soruldu. Yıllarca neden yaptın, nasıl yaptın diye soruldu bana. Hesap soruldu bana.
Şimdi bir kez olsun ben sormak istiyorum. Bir kez olsun ben anlatıp da siz olsaydınız, beni suçlayanlar, beni yargılayanlar sizler olsaydınız, sizler ne yapardınız? Bana lütfen bunun, herkes eline vicdanına koyarak bana bunun cevabını versin. Benim yerimde olan bir insan nasıl bir seçim yapardı? Nasıl bir karar verirdi? Ne yapardı? Ben nasıl, nerede yanlış yaptım? Şimdi ben soruyorum. Bu işten kurtulmak için, kimsenin canı yanmaması için, benim hayatım bitmemesi için ben nasıl bir seçim yapmalıydım? Şimdi bir kez de ben sormak istiyorum, bir kez de ben cevap almak istiyorum. Nasıl gelişti süreç? Bu kirli eller bana dokunmasın diye ben suçlu oldum dediniz. Bu kirli eller neydi? Sizi bu duruma düşüren neydi? Ben şöyle anlatayım. 20 yaşında bir çocuk düşünün. 21-22 yaşlarında bir çocuk düşünün. 70 yaşında bir insan geliyor ve sana sahip olmak istiyor. Sen bunu reddettiğin için beni reddedemezsin diyor. Ben seni istiyorum, seni seçtim ve benimle birlikte olacaksın diyor. Benim çok param var, senin hiçbir şeyin yok. Sen güçsüzsün bana göre. Bu yüzden ben ne diyorsam o olacak kafasıyla yaklaşıyor bana. Ve 2 yıl boyunca beni rahatsız ediyor bu kişi. O adam kimdi? Kendisinin mankenlere karşı zaafı olan birisi. Kendisinden yaşça küçük insanlara karşı zaafı olan birisi. Bir gün şöyle oldu. Zengin bir iş adamı. Defilede karşılaştık. Benim kalp rahatsızlığım olduğunu biliyordu. Kendisi de eski kalp doktoruymuş. Bana orada rahatsızlandım. Getirip bana kartını verdi. Bir şey olursa beni ara dedi. O dönemde tekrardan rahatsızlıklarım başladığı için ben bu kişiyi aradım. Ofisine gittim. 70 yaşında olduğu için ben abi diye hitap ediyordum. Bir kız arkadaşımla gittim. Çünkü o zamanlar yeniyim İstanbul'da. Güvenmiyorum kimseye. Korkuyorum herkesten. Korktuğum için çok tedbirli davranmaya çalışıyorum. Yanına gittim. O kişi gayet sevecen, gayet babacan yaklaşarak seni tedavi ettireceğim, sağlığına kavuşacaksın dedi. Bu süreçte sık sık görüşmemiz gerekiyor çünkü seni hastaneye götüreceğim. Bu tarz şeylerle benimle sık sık görüşmeyi sağladı. 6 ay sonra bana karşı yaklaşımları değişti. Bana hediyeler göndermeye başladı. Farklı tekliflerde bulunmaya başladı maddi konuda. Bu konuda birazcık rahatsız olunca ben niyetimi açık açık konuştum. Hani bu hediyeleri kabul edemeyeceğimi, bana farklı bir şeyle yaklaşıyorsa bunun önünün kesilmesini, bana ne konuda yaklaşıyorsa ben ona karşılık veremeyeceğimi anlattım. O zamanlar geçiştirdi. Sonra bir süre sonra tekrardan ben sana aşık oldum dedi direkt. Ben böyle bir şeyin mümkün olmayacağını söyledim. Çünkü kendisi 70 yaşında. Bunu tekrar etmek istiyorum. Ben 22 yaşındayım. Kendisi 70 yaşında birisi. Ve benimle birlikte olmak istiyor. Bana aşık olduğunu söylüyor. O dönemde kız arkadaşlarım, ev arkadaşlarım benim bakir olduğumu biliyordu. Bu kişiyle de yakından görüşüyorlardı kendisi. Burs veriyordu çünkü arkadaşlarıma. Bakir olduğumu ona söylüyorlar. Ve bunun da, bu kişinin de bakirelere karşı ayrı bir zaafı var. Ve önüme resmen servet döktü. Onunla birlikte olmam için servet döktü. Ve bunu reddettiğim için beni takıntı haline getirdi. Onun mantığına göre bu sektördeki tüm mankenler, tüm modeller onun yatağından geçmiş. Onun yatağından geçmeyen hiç kimse bu sektörde tutunamazmış. Bana böyle geldi. Sen de benimle birlikte olacaksın dedi. Sen bu piyasayı bilmiyorsun. Sen benimle birlikte olmazsan seni bu piyasadan silerim dedi. Bir süre beni takip etti. Bir süre gittiğim defilelerde karşıma çıktı. Beni reddedemezsin dedi. Benimle birlikte olacaksın dedi. Zorbalığa başladı bu kez. Takıntısı daha büyük bir hale geldi. Zorlu bir süreç yaşadım onunla. Evimi değiştirdim, telefonlarımı değiştirdim. İş yerine giderken kalabalık yanımda arkadaşlarımla gitmeye çalışıyordum. Çünkü söylediği o kadar vahşet dolu sözler vardı ki. Beni reddedersen bir gece evine girebilirim. Uykudayken yakalarım seni. Hiç beklemediğim bir anda karşına çıkarım. Öyle şeyler yaşatıyordu ki resmen psikolojik taciz ediyordu beni. Ve bir anda evime girip bana tecavüz edebileceğini söyledi. Ve orada artık benim için bitmişti. Bir şeyler yapmam gerekiyordu çünkü.
her an ensemde birisi olacakmış gibi, her an tecavüze uğrayacakmışım korkusuyla ben son bir yılımı öyle geçirdim. Ve ben oradan uzaklaşmam gerekiyordu. Bir yıl tacize maruz kalmışsınız. Peki o süreçte polise gitmeyi düşünmediniz mi? Polise gitmeyi çok istedim. Bu konuyla ilgili bilgi aldım. Polis arkadaşlarım vardı. Üstü kapalı bir şekilde sadece sordum. Bir kız arkadaşımın başında böyle böyle bir olay var. Ne yaparsa kurtulur, ne yapması gerekiyor dedi. Polis arkadaşım maalesef ki bir eylem olması gerekiyor. Sana bir zarar vermesi gerekiyor. Bunun dışında bir delil olması gerekiyor dedi. Bir kanıt olması gerekiyor dedi. Onun dışında hiçbir yapabilecekleri hiçbir şey olmadığını ve zaten karşı tarafın çok güçlü olduğunu biliyorum ben. Ben bunu ona söylediğimde şikayet edeceğim dediğinde ne sebeple, ne delille şikayet edeceksin diye. Zaten kendisi 70 yaşında, mesaj yazmayı bilmiyor. Gittiğim her yerde karşıma çıkıyor, birilerini gönderiyor fakat o gönderdiği kişileri benim şikayet etme gibi bir lüksüm yok. Apartman sitenin içinde merdivende yürürken karşıma çıkıyor. Sadece konuşup gidiyor benimle. Böyle böyle bu kişinin selamı var, böyle böyle diye. Çünkü kendisi o kadar profesyonel ki bu şeyde, yani tacizde artık ileri boyutu var mı, varsa üzerini kapattı mı gücüyle onu bilmiyorum ama bu konuda o kadar profesyonel ki her türlü her şeyi planlı bir şekilde yapabilecek birisi. Bu yüzden hiçbir delil bırakmadan beni gayet rahat bir şekilde taciz edip rahatsız edebiliyordu. Şikayet olsa iftira attı deyip ortadan çekilebilirdi diyorsunuz. Veya başka güçlerini kullanıp beni yine her türlü ki olduğu gibi, bana yaşattıkları gibi gayet gördüm ne kadar güçlü olduğunu, beni 3 yıl yatıracak kadar. O dönemde şikayetçi olsaydım yine benimle ilgili, yine bana zarar vermesinden başka hiçbir işime yaramayacaktı şikayet etmek. Belki uzaklaştırma kararı alırdı. Ne kadar? Yani bir ay. Bir ay uzaklaştırma kararı alacaktı. O kadar güçlü bir adam, yapabileceğini neler görüyoruz, neler izliyoruz. Takıntılı olduktan sonra, psikopat olduktan sonra ben o psikolojiyle yaşayamazdım daha fazla. Her an bir yerde tecavüze uğrayacağım korkusuyla yaşayamazdım. Kanıt olmayınca da tabii sizin elinizden bir şey gelmiyor. Evet, yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Oradan uzaklaştım sadece. Ailemin yanına döndüm, Adana'ya döndüm. Adana'da aileme anlatamıyorum bu durumu. Çünkü aileme anlattığımda Adana'ya dön diyecekler. Bu kişinin seni sektörde barındırmam dediğini söylemiştiniz. Ne gibi şeyler geldi başınıza? Kendisi benim sektörümde çok güçlü kişi olduğu için ve sözü geçen birisi olduğu için dediklerini tek tek yapmaya başladı. Ve yapabildiği şeyleri bana göstermeye, gözdağı vermeye başladı. Seni bu sektörden silerim dedi. Gerçekten o dönemlerde ben başarılara ulaştım ve çok fazla defileye çıkıyorum, çok fazla teklif geliyor. Bir anda işlerim kesilmeye başladı ve gittiğim yerlerde o kişinin ismini söyleyip selamı var Sibel. Bir sonraki defileye veya bir sonraki işe ben seni ararım gibi şeylerle karşılaşmaya başladım. Ve çok sık karşılaşıp ondan sonra ben onunla o karşıma çıktığında sana yapabileceklerimi gösteriyorum diye gözdağı vermeye başladı. Ondan sonra ben çok daha fazla tedirgin olup çünkü bundan sonraki aşaması ben istersem sana tecavüz edebilirim diyordu. İşlerime engel olan birisi demek ki sıradaki tecavüzü gerçekleştirecekti. Şimdi diyorsunuz ki 70 yaşında bir adam benimle yatmazsan senin hayatını sana zindan ederim ve yatarsan da sana birçok şeyi bahşederim. Ev, araba vesaire. Halk arasında konuşulan bir konu var. Bu modellik piyasasında bazı yarışmalarda jüriyle yatmadan birinci olamıyorsun ya da derece alamıyorsun diye bir söylenti var. Bunu yıllardır duyuyoruz. Siz bir manken olarak Avrasya Kraliçesi ve Türkiye'de bir yarışmada derece almışsınız. Birçok defile var, birçok yarışma var. Bu ne kadar doğru? Bir güzellik yarışmasında ödül almak için illaki jürinin altından geçmek, jüriyle yatmak gerekiyor mu? Bedel ödemek gerekiyor mu? Siz sektörün içinde olan bir kişi olarak bu konuya cevabınız nedir? Bu doğru aslında, şöyle doğru. Birçok yarışmada evet bu maalesef ki var. Herkes bir karşılık bekliyor. Tabii bazı yarışmaların kuralları sadece bu. Sana yarışmaya katılmadan önce ilk söyledikleri şey bu ki benim de başıma geldi böyle bir şey. Yarışmanın adını vermek istemiyorum. Çoğu insan biliyor zaten o yarışmaları. Girmeden önce, katılmadan önce böyle böyle bir kuralımız var. Bizim söylediğimiz, bizim istediğimiz sponsorlarla birlikte olacaksın. Ondan sonra dereceye gireceksin diye. O yarışmadan bunu duyar duymaz hemen geri çekildim ve ben uluslararası bir yarışmaya girdim.
Yani o sponsorlara görüşeceksin dediği, onunla yatacaksın demek istiyorlar aslında. Tabii ki. Eğer onlara söylediği kişilerle birlikte olmazsan, ne kadar güzel olursan ol, asla hiçbir şekilde dereceye giremezsin. Hala devam ediyor mu bu? Hala devam ediyor. Ve maalesef ki bu sadece yarışmalar için geçerli değil. Şu anda benim de çok sık karşılaştığım bir durum var. Bu artık iş hayatına da yansıdı bizim sektörde. Neden? Böyle bir algı var diye soramayacağım. Bunun çok fazla sebebi var aslında. Modellere neden böyle bakılıyor diye. Çok fazla sebep var. Ama inanın ki işini gerçekten düzgün yapan sadece modellik yapmak isteyen insanlar da var. Sadece temiz bir yolda ilerlemek isteyen insanlar da var. Diğer arkadaşlarımız farklı bir algı yarattıkları için burada düzgün ilerlemek isteyen arkadaşlarımızın bizim gibi modellerin önünü de farklı bir şekilde karartıyorlar. Yani öyle bir algı yaratıyorlar ki, yani artık işverenler de onlarla birlikte olmazsan seni bu piyasada istemediklerini söylüyorlar. Ve bu benim başıma çok yakın bir zamanda geldi. Ve oturuyorsun, otur oturmaz diyorlar ki sana neden iş vereyim? Benimle birlikte olmazsan senin neden reklam yüzü yapayım diye açık açık yüzüne söylüyorlar artık. Bu senin seçimin. Ben başka yoldan ilerlemeyi tercih ediyorum. Gerekirse bu mesleği bırakırım. Namusumdan ödün vermem. Vermedim de şimdiye kadar. Vermediğim için çok büyük bedeller ödedim. Bu saatten sonra da namusumdan ödün vermeyeceğim. Gerekirse ben her şeyi bırakırım, ailemin yanına dönerim. Yine de asla böyle tekliflere boyun eğmeyeceğim. Gelen tekliflerin hepsini reddettim. Bu sapık adam da aynı teklifle geldiği için ben artık her şeyi bırakıp Adana'ya gitmeye karar verdim. Aileme anlatamıyorum bu durumu. Çünkü hiçbir aile bunu normal karşılamaz ve daha farklı şeyler yaşanır diye. Ve aileme bunu söylediğimde bana hayallerimi, her şeyimi bırakıp Adana'ya dönmem gerektiğini söyleyecekleri için ben arkadaşımla paylaştım bu durumu. Bana yardımcı olacağını söyledi. Kendisinin cezaevinden yeni çıkan bir arkadaşı olduğunu ve görünüş olarak da, ses olarak da korkutucu bir şeye sahip olduğu için beni rahatsız eden kişiyi arayıp benim için o benim nişanlım, o benim sevgilim diyerek karşı tarafı korkutabiliriz dedi. Bu bana o anda çok cazip geldi, yani bu kadar kolay olabileceğini düşündüm. Tamam dedim, kabul ettim bu durumu. O bunu çok kolay bir şekilde hayatımdan çıkarabileceğini söyledi. Bu durum beni çok rahatlattı ve ben tekrardan İstanbul'a döndüm. Çünkü artık kurtulacağımı düşünüyordum. Nasıl bir felaketle karşı karşıya olduğumun farkında olmadan o kişiye güvendim ve İstanbul'a davet ettim onu. Mafya mıydı o kişi? Evet. Ben mafya olduğunu bilmiyordum o kişinin. Ben sadece bana yardım edebilecek birisi olarak düşünüyordum. İstanbul'a geldi. Karşı tarafın çok zengin olduğunu öğreniyor. Olaylar artık benim kontrolümün dışında hareket etmeye başlıyordu. Beni çağırıp ben sana yardım edeceğim, seni bu adamdan kurtaracağım, sen de bana yardım edeceksin dedi. Tamam dedim. Bana olayı anlattığında ben asla dedim. Ben bunu yapmam dedim, yapamam dedim. Ben bir kişiden para alamam, ben bir suç işleyemem, bunu yapamam dediğimde öyle bir sürece girmiştim ki ben. Hayatımın gerçekten asıl zindanı dışarıda başlamıştı bile benim için. Sizden nasıl bir yardım istedi? O kişiyi eve çağırmamı ve o kişiden zorla para alacağını söyledi. Çünkü bana yardım edecekti. Yardım edeceği için de bunun bir karşılığı olacağını söyledi. Bunun bilincinde değildim tabii ki de. Bir mafyadan yardım istediğinde sana daha farklı bir şeyle geleceklerinin bilincinde değildim çünkü. Benim amacım sadece o çaresizlikten kurtulmakken farklı bir çaresizliğin içinde boğuluyordum. Bu şantaj suçlaması da buradan başlıyor o zaman. Evet. Bana söylediğinde kabul edemem dediğimde bu kez oradan psikolojik şiddet başladı. Sen benden yardım istiyorsan sen de bana yardım etmek zorundasın dedi. Ben sana yapabilir misin demiyorum. Bunu yapacaksın dedi. Beni İstanbul'a kadar getiriyorsan eğer benim söylediklerimi yapmak zorundasın dedi. Ben artık nasıl bir şeyin içine düştüğümün farkında değildim. Bana dışarıda zindanı yaşatmaya başlamışlardı bile. O karanlığa düşmüştüm ben çoktan. Ben bunu reddettiğimde önce Adana'ya gidip bir süreç vardı çünkü orada. Bir zorlama, bir reddetme süreci vardı. Ben reddettikçe o benim gözümü korkutmak için bir eyleme başladı. Adana'ya gitti, aileme zarar vermeye başladı. Ailemle tehdit etmeye başladı beni. Aileme zarar vereceğinden çok net görüntüler gönderdi bana. Ben o görüntüleri gördükten sonra
o kadar emin oldum ki benim canımı yakacağından. O kadar emin oldum ki benim anneme zarar vereceğinden. Babamı yeni kaybetmiştim. Annemi de böyle bir sebepten dolayı kaybetmeyi, benim yüzümden kaybetmeyi asla göze alamazdım zaten. Yani o saatten sonra bana ne dese ben onu yapmak zorundaydım. Öyle bir çıkmaza soktu beni. Bu süreçte ikisi bir taraftan geleceğimi, hayallerimi, kariyerimi yok etmeye çalışan birisi, namusuma zorla sahip olmaya çalışacağını söyleyen birisi. Diğer tarafta hayattaki tek varlığım annemi almaya çalışan birisi, anneme zarar vermeye çalışan birisi. Yani ben ikisi arasında savaşırken henüz 22 yaşında kalp krizi geçirdim. Ve ben beni hastaneye götürdüklerinde benim kalbim durmuştu. Ben ölümden dönüyorum, çok büyük bir operasyon geçiriyorum orada. Bu iki tarafla savaşmakta, ben yoğun bakımda yatıyorum, ölüm döşeğindeyim ve karşı taraf, çete olan taraf bir şekilde yoğun bakıma girebiliyor. Bu kadar yani, bunu yapabilen insan zaten bana sürekli sana zarar verebilirim rahatlığını bana çok rahat bir şekilde gösteriyor. Yoğun bakıma girip bir an önce toparlanmam gerektiğini ve bir an önce yapmak istediği şeyi gerçekleştirmemizi söylüyor. Ve ben orada oksijen tüpüyle nefes alıyorum. Sargılarım var ve buna rağmen bir an önce oradan kalkmamı söylüyor. Peki nasıl yoğun bakıma girdi o adam? Onu ben de bilmiyorum ve özel bir hastanede yoğun bakıma giriyor. Gecenin bir yarısı ve gözümü açtığımda birinin kolumu tuttuğunu ve sus işareti yaptığını görüyorum. Beni dinle diyor sadece. Söyleyeceklerini söylüyor ve onun söylediklerini yapmadığım takdirde yan tarafıma annemin de yatacağını söylüyor. Bana hala ölüm döşeğinde bile bana hala mesajlar vermeye devam ediyor. Ve artık bunu, onun istediklerini yapmamak artık gerçekten imkansızdı. Ben artık o saatten sonra bir piyondum onun elinde. O ne söylerse ben onu yapmak zorundaydım. Ben burada soru sormak istiyorum, ben sormak istiyorum. İki ateş arasında kalan bir insan nasıl bir seçim yapmak zorundaydı? Bir tarafta annemin hayatı, öteki tarafta benim namusum. Ben tecavüze uğradıktan sonra ben zaten her türlü kendimi öldürecektim. Her türlü kendime zarar verecektim. Veya annem, ailem bunu duyduğunda her türlü çok büyük bir yıkım başlayacaktı. İki çok güçlü insanın ortasında 21-22 yaşında bir kız çocuğu var. Ne yapması gerekiyordu bu çocuk? Ben şimdi bunun cevabını merak ediyorum. Yani ben ne yapmalıydım? Neyi seçmeliydim? Bir anda bir ateşe elimi atmak zorundaydım. Ben birini seçtim ve kendi hayatımı yaktım ben. Evet, burada çaresizlik vardı. Sadece çaresizlik vardı. Bir suç yoktu ortada. Neyi seçtiniz? Ben anneme zarar gelmemesi için kendi hayatımın bitişini seçtim. Bunu seçmek zorundaydım. Ama buna mecbur bırakıldım ben. Kabul etme süreciniz nasıl oldu? En son yoğun bakıma geldiğinde bana 2 günlük süre veriyorum. 2 gün sonra benim istediğim eğilim gerçekleştireceğiz dediğinde ve bana bazı görüntüler gösterdiğinde ben orada artık tamam dedim. Benim aileme, benim sevdiklerime zarar verme. Sen ne istiyorsan ben onu yapacağım dedim. Ve sonucu ne olursa olsun bunu yaptım. Nasıl bir görüntü gösterdi size? Annemin gizli çekilmiş, takip edildiğini ifade eden görüntüler vardı. Annene çok yakınız, sevdiklerine çok yakınız. İstediğimiz an onlara zarar verebiliriz. Çok net anlatan bunları görüntüler vardı ellerinde. Kabul etmek zorunda kaldım ve öyle bir dönemdeyim ki her yerim sargılı, kalp ameliyatı oldum. Ve buna rağmen annemin, ailemin ısrarlarına rağmen o durumdan bir an önce kurtulup ondan karşı taraftan 1 haftalık bir süre istedim. 1 hafta sonra kendime geleceğim ve ona söz verdim. Ne istiyorsa yapacağım dedim ve bana sadece 1 hafta ver. Çünkü ayağa kalkacak durumda değildim. 1 hafta sonra İstanbul'a döndüm. Bu eylemi gerçekleştirmek için eve gittik. Ve ben hala bir kurtuluş yolu seçmeye çalışıyorum. Evdeki kişiye, 70 yaşındaki kişiye, senin büyük bir, yani böyle güçlü birileri, tanıdığın birileri var mı diyorum. Hala bir yerlerden
denize düşen yılana sarılır misali. Ondan kaçarken ona sığınıyorum. Bu kez diğer taraftan kaçarken ona sığınmaya çalışıyorum. Bu taraftan beni kurtarması için tanıdığın güçlü birileri var mı? Böyle konuyu anlatmadan birileri var rahatsız eden. Beni kurtarabilecek bir şeyim var mı diye hala ondan yardım istemeye çalışıyorum. Yani o kadar battıkça batıyorum ki. Beni taciz eden adamdan yardım istemeye çalışıyorum evin içinde. Birazdan çünkü ona zarar gelecekti. Birazdan çünkü olay çok farklı bir yere gidecekti. Birazdan çünkü ben bir suça karışacaktım. Orada ben bunu söylerken bile o kadar gözü dönmüştü ki o kişinin. Üzerime evde yalnızlık, çünkü ilk defa aynı evde kalıyordur. Benim bu konuşmalarımı hiç dikkate almadan üzerimdeki gömleği düğmelerini açmaya çalışıyordu. Bana saldırmaya çalışıyordu. Gerçekten o anda ne yapacağımı, kimden nasıl kurtulacağımı, kimden nasıl bir yardım isteyeceğimi o kadar bilmiyordum ki. Ben artık o anda gerçekten pes etmiştim. Bana zorla tecavüz edeceğini söyleyen adam o an karşımda ve dibimde bana dokunuyordu. Bana birazdan belki de karşı tarafı, diğer tarafı çağırmasam belki de birazdan bana tecavüz edecekti. Banyoya saklanıp ben bir duş alacağım dedi. Duş alıp öğle yiyeceğim dedim. Banyoyu kilitleyip suyu açıp hemen diğer tarafı aradım. 10 dakika sonra eve geldiler. Ve ondan sonra ben o manzarayı gördüğümde, çünkü hayatımda ilk defa bir silahla karşılaşıyordum. Silahlı adamlarla karşılaşıyorum. Çığlık attığımda ben hayatımda yemediğim kadar dayak yedim orada. Ağzım burnum kan içinde. Yerde yatıyorum. Ve susmam için tekmeler yiyorum. Ve ben daha yeni kalp ameliyatı olmuştum. Yani hızlı hareket etmemem gerekiyorken ben erkekler tarafından yerde tekmeler yiyordum. Eylem bitti. Biz artık o günden sonra ben kendimi bırakmıştım. Polisler geldi, aldı. Ben gözümü açtığımda artık cezaevindeydim. O sürecin İnanın nasıl geçtiğini ben bile hatırlamıyorum. Çünkü orada kendimi yerde ölüme terk etmek istedim. Bu yaşadığım mahşeti, bu yaşadığım dehşeti bir an önce sonlandırmak için, o an yerde ölmek için Allah'a yalvardım resmen. Çünkü ondan sonra olacakları artık tahmin edebiliyordum. Her şeyi geçtim. Cezaevini, ölmeyi. Birazdan, bir gün sonra ailem bunu öğrenecekti. Annem bunu öğrenecekti. Beni gururla alkışladığı kadın, alkışlayan kadın, beni kahkahalarla izleyen kadın, bir telefonla kızın cezaevinde diye haber gidecekti birazdan. Ve onun yıkılışıyla ben kahroluyordum yerde ağlarken. Gözümü açtığımda cezaevindeydim. Kendime geldiğimde dört duvardaydım artık. Hayatımın bittiğini anlamıştım. Bir daha hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını, ben hiçbir şekilde sesimi duyuramayacağımı orada anlamıştım. O yaşlı adama ne oldu? Ona hiçbir şey olmadı. Bir yıl sonra mahkemeye karşıma gülerek geldi. Ben kazandım ifadesini sergiledi yüzünde. Evet. Aslında o kazanmamıştı, ben kazandım. Her şeye rağmen ben kendi savaşımı kazandım. Ona yenik düşmedim çünkü. Onun istediklerini yapmamıştım aslında. Ben bir namus savaşı verdim. Ve dedi ne olursa olsun aslında o savaşı ben kazandım orada. Aynı dik başlılıkla, aynı ifadeyle ben savaşımı kazandım bakışını attım ona. Cezaevi süreci nasıl başladı? İstanbul Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevinde kaldım. Ne gibi şeyler yaşadınız? Cezaevinde 3 yıl kaldınız değil mi? Evet, 3 yıl kaldım. Cezaevinde bir mahkumun yaşayabileceği en ağır şeyleri yaşadım. Yani yaşadıklarım artık bitmemişti. Orada da devam ediyordu. Bir mahkum ne yaşayabilirse en ağır şekilde yaşadım orada. 2 kez bıçaklandım. Adaleti savunduğum için. Sopalarla dayak yedim. Bayılana kadar dövüldüm. Hücrelerde günlerce ışığı görmeden, zamanı bilmeden, aç susuz bir şekilde günde sadece yarım ekmek yiyip nerede olduğumu, nasıl bir yerde olduğumu, hangi gündeyiz, hangi saatteyiz olduğunu bilmeden orada aylarımı geçirdim. Aile hasreti çektim, yokluk çektim, yaşadığım haksızlığın acısını çektim.
sesimi duyuramamanın kahroluşunu yaşadım. Nasıl bir hayat yaşıyordum ben de bilmiyordum. Sadece bedenim ayaktaydı. Ruhumu ben gerçekten girmeden gömmüştüm zaten. Hissetmiyordum hiçbir yerimi. Hiçbir şeyimi hissetmiyordum. Duygularımı hissetmiyordum. Anneme sevgiyle bakan birisi, annem görüşe geldiğinde ben bomboş bakıyordum böyle. Var mıyım? Duygularım var mı? Ben var mıyım? Yaşıyor muyum? Anneniz haber alınca ne hissetmiş? Size ne tepki verdi? Annem her zaman benim yanımdaydı. Ne yaşarsam yaşayayım her zaman bana destekti. Cezaevine adliyeden çıkarken ilk tutuklandığımda koşarak annemin yanına gittim. Yüksek duvarlar vardı. Oradan sarıldım. Annem sadece ben senin yanındayım dedi. Ne yaşarsan yaşa, ne yapmış olursan ol, ben her zaman senin yanındayım dedi. Ben seni biliyorum, ben çocuğumu biliyorum. Ne yapacağını, ne yapmayacağını ben biliyorum dedi. Biz inanıyoruz kızım dedi. Ben sana inanıyorum. Bu senin için yeterli olsun dedi. O bana orada yıkılmışken tekrardan omuzlarımı dikleştirdi. Tekrardan başımı kaldırdı. Tekrardan güç verdi orada. Beni öyle hiç ağlamadan, ben ağlarken gözyaşımı sildi. Ağlamayacaksın dedi. Ağlamayacaksın dedi. Başın dik bir şekilde geri bana geleceksin dedi. Cezaevinde dayak yedim, aç kaldım, bıçaklandım dediniz. Neler yaşadınız içeride? Diyorum ya, bir mahkumun yaşayabileceği en zor şeyleri yaşadım. Evet cezaevindeydim ama haksız yere oraya gitmek, o acı her gün beni kahrediyordu. Ben 3 yıl kaldım orada. Bir gün olsun uyuduğumu hatırlamıyorum. Her gece beynimde sadece neden, neden, neyin bedeli bu diye kendimi sorgulamaktan orayı daha da çok cehenneme çevirdim kendimi. Yani ben namuslu olmanın bedelini burada mı ödeyecektim? Ben kendimden ödün vermemenin bedelini burada mı ödeyecektim diye kahrolurken orada kendi yaşadığım psikoloji yetmiyor gibi bir de cezaevi kuralları, cezaevinin içinde yaşadığımız, cezaevinin o anlatılmaz o... Ben her zaman şunu söylüyorum yani ben orayı günlerce konuşsam, aylarca konuşsam, yıllarca konuşsam orada yaşadığım bir günü bile net bir şekilde anlatamam. Söylediğim her şey yalan olur. Çünkü orası öyle bir duygu ki, orası öyle bambaşka bir yer ki. Her saniye vücudunuzun her yerinin böyle bıçak saplar gibi ağrıdığını düşünün. Oturduğunuz, yattığınız her yerin size battığını düşünün. Canınızın her saniye yandığını düşünün. Orası öyle bir mezarlık ki. Ben oraya üstü açık mezarlık diyordum. Diyorum ya, benim ruhum çoktan ölmüştü orada. O dört duvar arasında, evet ben yaşayabileceğim en kötü şeyleri yaşadım. En çok beni orada zorlayan şey aile hasretiydi. Ben annemi 3 yılda sadece 3 kez görebildim. Adana'da yaşadığı için buraya gelemiyordu. Akrabalarımız ben içeriye girdiğim için tepki göstermişti. Bu yüzden kabul etmiyorlardı. Kendisi de gelemiyordu. Ben de gelmesini istemiyordum çünkü beni öyle görsün istemiyordum. Yani her istediğimde öpüp sarılırken bir camın arkasında cama elimi koyduğumda onu hissedebilir miyim düşüncesini yaşamak, yaşatmak istemiyordum. Beni orada o çaresizlikle görsün istemiyordum. Aslında istiyordum. O kadar çok istiyordum ki, o kadar çok özlüyordum ki. Orada sevdiklerini gördüğün zaman yaraların sarılıyormuş gibi hissediyorsun. Acıların bir nebze olsun. O gün en azından onların kokusunu içine çektiğinde, onlara sarıldığında o gün en azından oradaki acıyı unutuyorsun. Gözlerini kapatıp sevdiklerini düşünüyorsun. İstiyordum ama beni öyle görsün de istemiyordum. Aile hasreti, hasretlik çekmek, gurbet mahkumu olmak o kadar zor ki orada. Görüş günlerini anlatmak istiyorum. Beni en çok yaralayan şeylerden biri görüş günleriydi. Her hafta Perşembe günü görüş günümüz olurdu. Herkes bayram çocukları gibi sabah
sayımdan sonra hazırlanır, kıyafetlerini hazırlardı. Herkes sınırlı kıyafetler vardı çünkü herkes birbirinden alır, değişik kıyafet giymek isterlerdi ailelerini. Güzel görünmek isterlerdi, o şartlarda bile iyi görünmek isterlerdi, herkesin içi kan ağlasa da. Ben ailemin gelmeyeceğini biliyordum. Gelmeyeceğini biliyordum ama ben yine de her hafta sabah 9'da 10'da anons ediliyordu. Kimse o çaresizliğimi görmesin diye ortak alan vardı anonsun verildiği yer. Oraya giderdim, merdivenin üstünde otururdum gizlice, dinlediğimi kimseye belli etmeden. İsim okunurdu, görüşçülerin ismi. Ben dinlerdim, benim adım okunmazdı ama buna rağmen gardiyan kapıya geldiğinde ben yine de ona gider sorardım benim bana gelen var mı diye. Artık herkes tanıyordu. Gurbet mahkumu olduğumu biliyorlardı. Gardiyan kafa sallardı. Acıyan gözlerle yok yine derdi. Ben derdim haftaya gelirler. Gelecekler yani bir şekilde çünkü beni özlüyorlardır. Yani beni görmek istiyorlardır. Yaralarımı sarmak istiyorlardır. Onlara sarıldığımda acılarımın dineceğini hissediyorlardır diye. Bir gün annem geldi, bir yıl sonra ilk mahkememe. Bir gün sonra ilk mahkemem olacaktı. Onun haberini vermek için gelmiş. Mahkeme haberimi vermeye gelmişti. O ilk görüş gününü hiç unutamıyorum zaten. Bir yıl sonra annemi yüzünü unutmuştum sanki. O kadar şey gelmişti ki böyle yani dokunuyorum, sarılıyorum ama bir yabancılık, bir şey olmuştu yani. Bir mesafe girmişti sanki aramıza. Bana mahkeme gününü söylemek için geldi. Yarın mahkemem var dedi. Ben sevinç çığlığı atıyorum. Çıkacağım diyorum yarın anne, yarın kavuşacağız diyorum. Annem o kadar umutsuz ki sevinemiyor yani, inşallah kızım diyor. Ben diyorum ki kurtulacağım, yarın bitecek çünkü ben suçsuzum. Bir şekilde bir şeyler ispatlanacak ve ben buradan kurtulacağım. Ben buradan kurtulacağım dedim. Geleceksin değil mi dedim anne mahkemeye yarın. Yarın birlikte evimize döneceğiz dedim. Çünkü yarın bir şekilde bir şeyler ispatlanacak ve benim yapmadığım ortaya çıkacak ve biz seninle buradan ayrılacağız dedim. Ben gelmeyeceğim dedi. Nasıl gelmeyeceksin anne dedi. Mahkemeye gelmeyecek misin dedim. Biz bir yıldır bugünü bekliyoruz. Yarın ben çıkacağım buradan, bitti, kurtuluyorum dedi. Ben inanıyorum, çıkacağım buradan dedim. Ben seninle beraber çıkmak istiyorum. Bana orada güç olmanı istiyorum dedi. Ben gelemem kızım, affet beni dedi. Neden dedi? Ben sana iki kez taş takılırken izledim dedi. Ben sana bu kez mahkemede kelepçe takılırken seni öyle görmeye dayanamam dedi. Ben televizyonda o kahkahalar atan o güçlü kızı izledim dedi. Ben o hayallerine kavuşan, hayallerini başaran o güçlü çocuğumu izledim dedi. Ben yarın sana çaresizlik içinde kelepçeleri takılırken bana oradan öyle bakmana dayanamam dedi. Bunu benden isteme ne olur dedi. Ben bu görüntüyü unutamam dedi. Mahkemeye çıktık. Benim umutlarım. Saatlerce 6,5 saat sürdü mahkeme. Ben 6,5 saat boyunca orada avaz avaz bağırdım. Avaz avaz bunu ben yapmadığımı, bunu benim yapamayacağımı anlattım. Deliller var, görüntüler var, bana atılan mesajlar var. Bir şekilde bana mesajların yok olduğunu söylediler. Karşı tarafın gücünü bir kez daha anladım. Hangi mesajlar yok olmuş? Bana tehdit mesajları geldiğinde en son o kişi
bana mesaj atmıştı. Bana sadece 3 tane mesaj atmıştı. Bana mahkemede sen bu kişi tarafından hiç aranmamışsın. Sana bu kişi tarafından hiç mesaj gönderilmemiş. Sen onu aramışsın dediler. Ben orada anladım. Orada dedim ki sus artık. Yani bu saatten sonra sen avaz avaz bağırsan da sen ne yaparsan yap. Sen artık yani gücün, güç varsa eğer seni istedikleri şekilde bitiriyorlarmış. Ben orada artık 13 mahkeme gördüm. 13 mahkeme boyunca ben artık sustum. Artık çünkü konuşmanın hiçbir anlamı yoktu. Çünkü ne söylersen söyle sen artık bir suçluydun. Senin hayatını bitirmek için orada bir şey yapılıyordu. Ve benim hayatımdan 3 yılımı çaldılar. Ben hayatıma kirli bir adamın, kirli bir insanın ellerini dokundurmak istemediğim için benim hayatımdan 3 yılımı aldılar. Beni, annemi, ailemi 3 yıl hayata, 3 yıl hasret bıraktılar. Nasıl kurtuldunuz? 3 yıl sonra bazı dosyalardan beraat ettim. Adım şantajcı diye çıktı. Birçok haberde de öyle Birçok haberlerde çıktı. Herkes hala öyle anılıyorum. Şantaj dosyasından ben devlet tarafından beraat ettim. Benim elimde evraklarım var. Ben devlet tarafından şantaj dosyasından beraat ettim. Benim tek suçum, suçlandığım tek şey devlete başvurmayıp da illegal bir şekilde çeteden yardım istemek. Benim tek suçum bu. Benim tek suçlandığım, yargılandığım, o kadar yattığımın bedeli bu. Yani benim elimde evraklarım var. Beni artık şantajcı diye 3 yıl yattın diye beni suçlamasınlar artık. Ben devlet tarafından aklandım. Buradan kameralara da anlatabilirsiniz. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Benim bir ailem var. Benim bir annem var. Sizin söylediklerinizi, sizin yazdıklarınızı, sizin konuştuklarınızı gören, duyan benim bir annem, bir ailem var. Gelecekte benim bir yuvam olacak, çocuklarım olacak. Sizin yazdığınız, sizin evlerde oturup da hiçbir şeyden haberiniz olmadan, bu hayatlar nasıl yaşanıyor diye düşünmeden yargıladığınız ve yazdığınız o mesajlar gelecekte benim belki de çocuklarımın, eşimin karşısına çıkacak. Ben herkesten rica ediyorum, elinizi vicdanınıza koyun. Ben şantaj yapmadım. Benim elimde devlet tarafından evraklarım var ve ben aklandım, beraat ettim. Ben suçlu değildim. Sürekli gazetelerde, sürekli internet sitelerinde benim şantajcı olduğumu, benim iş adamlarına tuzak kurup milyonlar aldığımı söyleniyor. Lütfen ben size evraklarımla delilli bir şekilde gelmeye hazırım. Sizin elinize böyle bir kanıt varsa, milyonlar aldıysam, iş adamlarına şantaj yaptıysam, ben bir şantaj yaptıysam, bir suça karıştıysam, elinizde dosya varsa lütfen ben göstermeye hazırım. Lütfen siz de buyurun gösterin. Lütfen delilsiz bir şekilde haber yapmayın hakkımda. Beni reyting malzemesi üzerimden haber lütfen yapmayın. Sizin aileniz olduğu kadar benim de ailem var. Lütfen bunu düşünerek hareket edin. Ben bundan sonra başıma gelen her şeyde devlete sığınacağım için bu konuda da devletten yardım alacağım. Ve benim hakkımda asılsız haberler yapıldığı takdirde ben bu konuda da hukuki işlem başlatacağım. Ve elimdeki delillerle birlikte benim hakkımda şantajcı veya daha farklı haberler yapıp üzerimden reyting veya üzerimden prim yapmaya çalışılırsa ben de elimdeki delillerle birlikte hukuki savaşımı başlatacağım. Benim çok sevdiğim bir söz var. Kimsenin hikayesine gülme, yol uzun, daha seninki bitmedi diye. Bu hayatta neler yaşayacağız, kimlerin başına neler gelecek diye, bunun bilincinde değiliz. Lütfen yolumuz bitmeden yoldaki insanların hayatlarını yargılamayalım. Neler yaşayacağımızı bilmiyoruz. Evet, dediğiniz gibi kimse yarın ne yaşayacağını bilemez. O yüzden hikayelerimizi eleştirirken bir şeyi kesinleştirmeden hüküm vermemeye özen gösterelim. Bu hikayenin yaşayanı siz de olabilirdiniz. Yani Sibel Hanım zaten o yüzden diyor. Siz benim yerimde olsaydınız 22 yaşında siz ne yapardınız? Şimdi şu an kaç yaşındasınız? 26. 26 yaşında. Peki 4 yıl önce geriye gitmiş olsaydık şu anki 26 yaşındaki Sibel ne yapardı? Devlete sığınırdı. Tek yapacağı şey devlete sığınmak olurdu. Ne olursa olsun.
Bana bir çare bulunana kadar devlet kapısından ayrılmazdım. Buradan herkese de bu mesajı vermek istiyorum. Başınıza ne gelirse gelsin, lütfen başka kişilerden çare aramayın. Tek çare arayacağınız tek yer devlet olsun. Bu cezaevi süreci 3 yılın sonunda beraatle kararlaştırıldı dediniz. Beraati nasıl aldınız? Nasıl aklandınız? Zaten bazı delillerden, bazı kanaatlerden bu işi yapamayacağımı, diğer kişilerle işbirliği içinde olmayacağımı gözetledikleri için, böyle bir kanaate vardıkları için olması gereken cezadan çok daha düşük bir ceza vermişlerdi bize. Geçmişte sicilim temiz olduğundan dolayı. Buna rağmen 9 yıl daha yatacaktım ben cezaevinde. Bir mucizeyle suç ortaklarım denilen kişilerden mektup geldi bir gün bana. Ve ben sanki 2 kişilik ceza yatıyormuşum gibi, vicdan azabından uyuyamıyorum. Keşke sana bunları yaptırmasaydım, tek başıma yapsaydım da 2 kişilik ceza yatmasaydım gibi itiraflarla dolu bir mektup gönderdi. Bunu hemen avukat aracılığıyla savcılığa ulaştırdık. Savcılığa ulaştırdıktan sonra cezam 13 yıldan 6 yıla düştü. Bu sebeple 3 yılı bile çok fazla yattığımda derhal tahliyemi istediler. Bunun üzerine 70 yaşındaki şahıs mahkemede benim darp edildiğimi itiraf etti. Yanlışlıkla olduğundan eminim çünkü sonradan toparlamaya çalıştı. Fakat bu kayıtlara geçmişti. Bunların hepsi birleştirildiğinde benim cezam yarı yarıya düşürüldü. Ve savcı derhal tahliyemi istedi. Cezaevinde çok enteresan şeyler yaşadım demiştiniz. Unutamadığınız bir şey oldu mu cezaevinde? Unutamadım. Orada çok farklı hayatlar var cezaevinde. Unutamadığım bir hayat hikayesi var. Ve ben o mahkumu hiç unutamıyorum. 1,5 yıl oldu ben cezaevinden çıkalı ve hala etkisinden kurtulamıyorum. O kadar etkiledi ki o mahkum beni. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bundan da bir ders çıkarılmasını istiyorum. Veya cezaevindekilerin hepsinin suçlu olmadıklarını, çoğu insanın bir şekilde bir sebeple oraya düşürüldüğünü, düşmek zorunda kaldığını da bu hikayeden sonra insanların anlamasını istiyorum. 23 yaşında cezaevine giren bir mahkum vardı. 13 yıldır yatan bir mahkum vardı. Tek suçu babası tarafından tecavüze uğruyor. Yetmiyor. Babası amcasına pazarlıyor. Bu da yetmiyor. Babasından hamile kalıyor. Çocuğunu doğurmak istediği için babasından tepki görüyor ve babasını öldürüyor. Bir kız çocuğu babasının çocuğunu taşıyor. Cezaevinde çocuğunu doğuruyor. Kızın akıl sağlığı yerinde değil diye, katil diye kızın elinden çocuğu alınıyor. Akıl sağlığının olması mümkün değildi çünkü. Kız kendi babasından hamile kalmış ve yetmezmiş gibi kendi babası tarafından amcasına pazarlanıyor. Kız kendi babasının çocuğunu doğuruyor ve bunu kabullenemediği için kafayı yiyor. Deliriyor çünkü bu akıl mantık işi değil. Bir gün bir olayına şahit olmuştum. Aynı koğuşa yeni gitmiştim. Bir gece çığlıklar içinde bağırarak ortak alana koştu. Yastıktan bir bebek yapmıştı. Çocuğunu vermedikleri için yastığını bebeği sanıyordu. Kendi çocuğunun kıyafetlerini giydirmişti. Çığlık çığlığa ortak alana koştu. Çocuğum ağlıyor. Susmuyor, susmuyor dedi. Bağıra bağıra. Babasını istiyor dedi. Sonra bir an durdu. Hayır, babası gelmesin dedi. Onun babası gelirse benim de babam gelecek dedi. Ama dedi bebeğin babasını istiyor. Onun babası gelsin, benim babam gelmesin dedi. Aynı kişiydi. Yani o bunu yaşarken delirdi. Onu görüp delirmemek mümkün değildi. Onun o çığlıkları, babasının tecavüz ettiği sahneyi anlatışı, çocuğun babasını anlatıp baban gelecek deyip de kendi kendine ama senin baban bana zarar verdi diye. Yani
öyle konuşmalar var ki cümleler boğazıma düğümleniyor gerçekten. O kızı hiç unutamıyorum. Gerçekten dışarıda anlatıldığında şehir efsanesi denilecek. Yani bir yerlerden ya uydurma denilecek öyle hayat hikayeleri vardı ki. Yani ben oraya yaşamadan önce belki ben de yargılayabiliyordum. Bunu bilmiyorum. Ama inanın hiç kimse kendini bilerek, isteyerek dört duvara sıkıştırmaz. Birileri bir şekilde birilerine sebep olmuştu. O kızcağızın akıl sağlığı yerinde değilse niye akıl hastanesine götürmüyorlar da hapse atıyorlar? Akıl sağlığında tedavi ettirip tekrardan cezaevine getiriyorlar. Akıl sağlığını ne zaman kaybetmiş? Hapse girince mi? Yoksa babasından uğradığı tecavüzden sonra mı? Onu o kadarını bilmiyorum. Çünkü ben gittiğimde o kişi 12 yıllık mahkumdu. 23 yaşında yaşıyor bu olayı. Kız 33 yaşında. 33 yaşına kadar cezaevinde ve 50 yaşına kadar cezaevinde kalacak. Peki tahliye olduğunuz zamandan biraz bahsedebilir misiniz? Tahliye olduğum an yaşadığım en büyük mutluluktu. Yani onun üzerine bir mutluluk eklenmedi şimdiye kadar. İlk tahliye haberimi savcılıktan bir anda haber gelmişti. Bir gün temizlik yapıyorum cezaevinde. Hiç beklemediğim bir anda gardiyan kapıyı açtı. Sibel Demiralp tahliye dedi. Aşağıdan bir çığlık kıyamet sesi koptu. Ben o kadar umudum yoktu ki ben değilimdir dedim. Yani şaka falan yapıyorlardır dedim. Temizlik yapmaya devam ettim. Arkadaşlarım koşarak ağlayarak yanıma geldiler. Çığlık çığlığa tahliyesin dediler. 3 yıl sonra özgürlüğüme kavuşacaktım. Yani bu inanılır gibi değildi. Çünkü ben umudumu kaybetmiştim. Orada bir dünya kurmuştum. Tahliye mi? İmkansızdı benim için artık. Bitmişti. Umudumu kesmiştim. Bana gardiyan sadece 5 dakikan var. 5 dakika içinde hazırlanıp çıkacaksın dedi. Ben inanamıyorum ama böyle donup kaldım. Arkadaşlarım artık tokat atıyorlar. Yani kendine gel sen gidiyorsun diye. Çıktım. Koğuşun kapısından çıktığımda 9 kapı kapanıyor üzerimize. İlk kapıdan adım attım. Artık o kapıyı, o Malta'yı ben özgürlüğüme yürüyordum. O kapılar benim özgürlüğüme açılıyordu. Kapıdan adım attığımda gökyüzünü sonsuz görebilecektim. Kapıdan adım attığımda annemi arayabilecektim. O kapıdan adım attığımda anneme gittiğimde artık dakikası sarılacaktım. 10 dakikayla sınırlı değildi artık aramalarım. Her istediğimde gidip boynuna sarılabilecektim. Ben özgürlüğüme yürüyordum orada. Bu inanılır gibi değildi. Kapıdan ilk adım attığımda, gökyüzüne baktığımda başım döndü. O kadar büyük geldi ki gökyüzü. Çünkü küçücük bir kareden görüyorduk sayılı saatlerde. Kapıdan dışarıya adım attığımda belki bir yanlışlık olmuştur diye koşarak uzaklaştım orada. Bakırköy'ün ortasında koşuyorum. Ne kadar koştum bilmiyorum. Bir yanlışlık olur da beni tekrar alırlar diye. Hemen buradan uzaklaşmam gerekiyor diye. Elimde sadece mektup poşetlerimden 3 yıl önce kalan eskimiş bir poşetle İstanbul'un ortasında yürüyorum. O kadar ne yapacağımı bilmiyorum ki birini durdurup hemen annemi aramam gerekiyordu. Yani bu haberi, bunu anneme söylemem gerekiyordu. Ben kavuşacaktım ya, bitti. Yolda birini durdurduğumda, yani üzerimde garip kıyafetler, elimde eskimiş bir poşetle, zaten herkes garip bir şekilde bakıyordu. Birini durdurup, belki de yıllar önce beni hayranlıkla izleyen insanlar o anda bana iğrenerek bakmıştı. Telefonunuzu kullanabilir miyim dediğimde hızlı bir şekilde hayır deyip uzaklaştılar yanımda. Tamam dedim. Olsun, ben özgürüm. Özgürüm artık ben. Oradan koşarak başka bir yere gittim. Birkaç kişiyi durdurdum. Şansımı denedim telefonlarını kullanmak için. Annemi aramalıyım. Yani hemen anneme bunu söylemeliyim. Bir yere gittim, birini ikna ettim telefonunu kullanmaya. O gün telefon günümüz olmadığı için, farklı bir gün aradığım için annem şaşırdı sesimi duyunca. Bir de farklı bir saatte aramıştım.
Sesimi duyar duymaz bir şey oldu dedi. Ne oldu, ne oldu falan diye korktu. Anne sana geliyorum dedi. Bir sessizlik oldu, ne diyorsun dedi. Anne bitti. Sana geliyorum ben dedi. Ne diyorsun sen kızım dedi, kandırma beni ne olur dedi. Anne sana geliyorum dedim, bitti. Bitti artık, özgürüm ben. Annem orada sevinçten bayılıyor. Ablam alıyor telefonu. Ne oldu dedi, ne diyorsun sen dedi, ne oldu dedi. Bir şey oldu dedi çünkü duymadı. Abla size geliyorum dedim. Bitti abla. Ablam oradan çığlıktan. Bu kez her hafta telefonda konuşurken annemin ve ablamın hıçkırarak ağlaması acıdandı. Bu kez mutluluktan ağlıyorduk hep birlikte. Bitti, ben özgürüm diye bağırıyorum sadece sokağın ortasında. Ben özgürüm, özgürüm, bitti diye çığlık atıyorum. Ben de yaşamadan önce özgürlüğümün değerini, kıymetini bilmiyordum belki de. Yani boşa zaman geçiriyordum, memnun olmuyordum çoğu şeyden. Veya annemi ben de aramayı unutuyordum, yanına gitmeyi unutuyordum. Ama öyle bir hayat var, özgürlüğünün kısıtlandığı bir hayat var. Her şeyden mahrum olduğun bir hayat var. Şu an bana her şey o kadar güzel geliyor ki, yaşadığım her saniye, dışarıda olduğum her saniye o kadar güzel geliyor ki, yediğim yemek, farklı yemekler yiyebiliyorum. Oturduğum koltuk koltuğa oturabiliyorum. Beton bitti. Bardak, cam bardak tutabiliyorum. Plastikten çıktık artık. İstediğim yere tek başıma gidebiliyorum. Yanımda jandarmasız, gardiyansız, etrafımda dört duvar olmadan. Şimdi kapımı kapatıp kapımı kilitlemek bile beni mutlu ediyor. Ben kapatıyorum o kapıyı, ben açıyorum istediğim zaman. Her şey o kadar bana özgürlüğü ifade ediyor ki. Hayatımızda, hayatta böyle bir şey var. Yani bir gün sonra ne olacağımızı gerçekten bilmiyoruz. Ne olur herkes attığı adıma çok dikkat etsin. Herkes özgürlüğünün değerini bilsin. Herkes annesinin, herkes sevdiklerinin değerini bilsin. 10 dakika kısıtlı değilse aramanız, lütfen her gün annenizi arayın. Her fırsatta annenizin yanına gidin. İnanın böyle bir mesafe girdiğinde, böyle bir kısıtlama girdiğinde o kadar pişman oluyorsunuz ki, bu hayatta ben bunu yaşamam demeyelim lütfen. Ben inanın cezaevini hayatım boyunca cümle arasında bile kullanmış bir insan değildim. Benim başıma böyle bir şey geliyorsa, inanın herkesin başına böyle bir şey gelebilir. Ben yaşadıklarımdan ders aldım. Takvime göre 3 yıldı ama bana göre 30 yıldı. Benim 30 yıllık bir cezaevi sürecim oldu. Ve ben oradan büyüdüm, olgunlaştım. Her şeyi çok net bir şekilde görerek çıktım. Çok güzel tecrübeler edindim. Bu yüzden başımıza bir şey gelmeden hayatın, sevdiklerimizin kıymetini bilelim. Başımıza bir bela gelmeden öncesini hesaplayıp bir şeylere karar verelim. 3 yıl kısa gibi gözükse de aslında 1000 gün. 1000 ayrı gece çıkmak için bir umut bekliyor oradaki insanlar. Çok zor, zor bir hayat hikayesi geçirmişsiniz. Ve yaşarken yaşadığımız anın kıymetini bilmeliyiz. Bu çok önemli. İnşallah Rabbim benzer acılar yaşatmasın. Bundan sonra sağlık, sıhhatli günler geçirmenizi temenni ediyorum. Şu anki sağlık durumunuz nasıl? Şu anda tedavilerime başladım. Tedavi oluyorum. Yeni bir hayata başlıyorum çünkü. Her şeyi çok güzel yaşamak istiyorum. Sağlık sorunlarımı çözüp, hayatımdaki problemleri çözüp çok güzel yeni bir sayfa açıyorum hayatıma. Peki size ilk doktorunuz çok fazla yaşamazsın, vaktini iyi kullan dedikten sonra üzerine ne kadar geçti? Yaklaşık bir 8 yıl geçti. Ve ben bu süreçte tekrardan doktorumun yanına gittiğimde bana hala şaşkınlıkla sen nasıl yaşıyorsun, sen nasıl normal insan gibi hayatını idame ettiriyorsun, senin yatan bir hasta olman gerekiyor diyorlar. Yani şu anda elimi kolumu sallayarak hastaneye gittiğimde hemen beni yoğun bakıma yatırıyorlar. Yani sen makineye bağlı bir hasta olman gerekiyor diyorlar. Ya her şey kafada bitiyor diye düşünüyorum. Her şey kendi psikolojinle alakalı. Ben hiçbir zaman hastalığımı kabul etmedim. Bana her hastaneye gittiğimde hala şimdi gitsem yine aynı şeyi söylüyorlar. Milyonla bir görüldüğü için ve tedavisi olmadığı için her geçen gün hastalığım ileri boyuta gidiyor.
ve çok fazla böyle yaşayamayacağımı söylüyorlar. Ama ben bunlara inanarak değil, bunlara takılıp kalmaktansa yaşadığım her anın tadını çıkarmaya bakıyorum. Her zaman pozitif olmaya çalışıyorum. Yani başıma kötü olaylar gelse de, sağlık problemleri yaşasam da, bir hafta sonra öleceğimi bilsem de ben her anın tadını çıkararak yaşayacağım. 8 yıl önce doktor çok fazla yaşamazsın diyor ve aradan 8 yıl geçiyor. Biz şu an Sibel Hanım'ı konuk ediyoruz. Şöyle de bir durum var aslında. Orada doktor çok fazla yaşamazsın dediğinde psikolojiniz bozulup belki de zaten kalp rahatsızlığı var. Belki de kalpten gidecek yani hasta. Şu zaman öleceksin demek ya da yakın zamanda ölürsün demek çok doğru değil. Ve buna benzer birçok örnekler var. Herkesin bir vakti saati var. Hepimiz öleceğiz bir gün. Yaşam azminizi hiçbir zaman bırakmayın. Allah'tan umut kesilmez arkadaşlar. Önemli olan yaşama amacımızı anlamak. Rabbim hayırlı, sağlıklı, uzun ömürler versin. Bizim diyebileceğimiz bu. Peki sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı bize ve seyircilerimize? Ben öncelikle sesimi duyurduğunuz için, yıllardır sustuklarımı anlatmama vesile olduğunuz için önce size, sonra tüm ekibinize çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Bu program yayınlandıktan sonra sizin için sorun teşkil eden bir durum var mı? Yayınlayabilir miyiz? Yayınlayabilirsiniz. Sibel Hanım, bizim yakında Korku Takvimi filmimizin galası olacak Allah nasip ederse. 13 Mayıs 2022 tarihinde vizyondayız. Ve bu da filmimizin 2 kişilik gala davetiyesidir. Sizleri de aramızda görmek isteriz. Çok teşekkür ederim. Evet sevgili dostlar, Bir Anlatırsam Film Olur programında sonuna geldik. Sizler de hayat hikayenizi anlatmak istiyorsanız, film olmasını istiyorsanız Anlatırsam Film Olur'a katılabilirsiniz. İnsanlara örnek olsun diyorsanız gelip burada hikayenizi bizimle ve seyircilerimize paylaşabilirsiniz. Maskeli olarak da anlatabilirsiniz, böyle bir seçeneğimiz var. Ayrıca hikayenizi bizlere Word'de en az 7 sayfa olacak şekilde gönderirseniz mektup okuma programımız Keşke Yapmasaydım da sizin hikayenizi okuyabiliriz. Bizim amacımız sizin sesinize ses olmak. Evet, bu haftaki bölümümüz sona erdi. Bu hayat hikayeleriyle de sizlere faydamız oluyorsa ne mutlu bizlere. Film olması halinde yazdığınız yorumlar dikkate alınacak. Sibel Demiralp anlattı, şimdi sıra sizde. Anlatırsam film olur, anlat ki film olsun. Hoşçakalın.